sevgili izleyiciler, kısacık bir aranın ardından kaldığımız yerden devam ediyoruz. Eğitim sistemini konuşuyoruz. Ayhan Bey, ben hemen şunu da sormak istiyorum. Kariyer ofislerini konuşalım dedik ama Milli Eğitim Bakanı'nın bir de sınıf geçme yönetmeliği ile ilgili de bir açıklaması vardı. Gözden geçirilecek dedi. Bu öğrencilere kötü haber mi? Sınıf geçmek mi zorlaşacak? Ne oluyor? Aslında evet, sınıf geçmek zorlanacak dedi Sayın Bakan ve olmalı da. Biz sistemi çok kolaylaştırdık. Aman yolda tökezlemesin, aman devam etsin derken sınıf geçmeleri çok kolaylaştırdık. Burada akademik ölçümlerle beraber çocukların kendi alanlarında ayrıldığında var olan alanı ile ilgili sınavları daha zor olmalı. Yani bir çocuk matematikte uzmanlaşıyorsa, bir çocuk tarihte uzmanlaşıyorsa oradaki sınavların ölçme derecesi de biraz daha yukarıdan olmalı. Bir çocuk meslek lisesine gitmişse, atıyorum seramik yapıyorsa, seramikle ilgili ölçmeleri zor olmalı. Bu önemli ama biz şu anda toptancı bir yaklaşımla kolaylaştırma, aman okulu bitirsin. Bitirdi. Bitirdiğinde ne oluyor? Bir kariyer edemeyen, elde edemeyen, liseyi bitirmiş, herhangi bir lise mezunu dediğiniz artık duruyoruz. Eskiden lise mezunu olmak da çok değerliydi. Ama bir Almanya modeli var. Almanya modelinde en popüler kişi ara eleman, yani iyi bir teknik liseyi bitirmiş ve ara eleman olarak çalışabilecek kişilerdir ki üniversite mezunlarından daha çok kazanırlar. Siz herkesin üniversite mezunu yapamazsınız. Ama lisede alanları zorlaştırır. Burada da ölçmeleri daha doğru koyarsanız o zaman çocuk da mezun olduğunda elinde belgesi, sertifikası, uzmanlığıyla mezun olmuş olur. Örnekleyeyim size. Biz bundan 5-6 yıl önce işte motor meslek liselerinden bir öğrenci mezun olup da CNC biliyorsa herkes kapardı. Torna tesviği İyiyse herkes kapardı ama orada hocalar öyle zorlarlardı. CNC bölümünden mezun olmak çok zordu. Bu sefer işin rengi değişiyordu. Buralara gelmek zorundayız. Bakan Bey'in söylediği bu. İyi ile kötüyü, zayıfla kuvvetli ayırmak zorundayız. Yoksa ölçmenin de adaleti kaybolur diyor ki kesinlikle yapılmalı. Evet. Peki tabii biz bu eğitim sistemindeki değişiklikleri konuşuyoruz ama acaba vatandaş bundan ne kadar haberdar? Biz de sokağa çıktık, bir sorduk, bakalım nasıl cevapları aldık. Yeni eğitim sistemine göre artık matematik dersi sorunlu olmaktan çıkacak ve saatleri azaltılacak. Nasıl buluyorsunuz? Bence daha mantıklı. Çocuklar çok yüksek eğitim şartlarında çalışıyor ya da maruz kalıyor. Derslerin zamanı ben uzun olduğunu düşünüyorum. Bence çocukların belli bir oyun zamanlarında olması ve kafalarını istedikleri zaman çalışmalarında daha mantıklı buluyorum. Vallahi bence faydalı değil. Çünkü hayat bir matematik üzerine kuruluysa maalesef matematik derslerinin azalması. Şimdi çocukların çoğunluğu da zaten matematikle ilgili çok sıkıntı çekiyorlar. Bence onlar için iyi olmayacak diye düşünüyorum. Bence insan istediği yapabildiği dersi görmesi daha iyi. Yani doğru değil bence, doğru bulmuyorum. Neden? Matematik önemli çünkü her alanda önemli. Yani bir mesela müzik aletiyle ilgilenmek istiyorsan, bir şey öğrenmek istiyorsan oradaki notaları bile matematik bilginle yapıyorsun. Yani biraz matematik kafanın olması çok önemli. Doğru değil. Bence matematik zorunlu olmalı. Hani sadece hani sayısal işlem olarak görülmemesi gerekiyor bunu. Yani bu işletmeci olan birinin de ihtiyacı olan bir şey bu sayısal zeka, sayısal bakış açısı. Çok sıkıcı bir şekilde verildiği için eğitim, hani artık öğrenciler hani sıkılıyorlar. Zaten eğitim, yani veren eğitimciler de kusura bakmasınlar ama çok iyi bir şekilde anlatmıyorlar, soğutuyorlar öğrencileri. Herhalde bu sebeple böyle, dolayısıyla da başarısızlık oluyor sonuç olarak. Herhalde bu sebepten öyle bir karar almışlar ama bence doğru değil. Yaz tatili önceden 3 aydı. Şimdi artık hem Kasım'da olacak hem Nisan'da hem de yazın. Neler düşünüyorsunuz? Sizce iyi bir şey mi? Bana sorarsanız evet, bu daha iyi bir şey. Çünkü 3 aylık bir zaman sonrasında çocukların okula adapte olması daha zor oluyordu. Şimdi en azından biraz daha böyle sömestr tatilleri daha rahat olacak gibi geliyor. Daha iyi olur diye düşünüyorum. Hem çalışan öğrencilerin, insanların, öğretmenlerin bir nefes alması bence güzel. Okula olan kontansiyonu bu şeyi bozulabilir. Tatil modu. Yani aynen, tatil modundan bir daha öğrenci moduna geçiş biraz yorucu olabilir. Bence olumlu bulmuyorum. Öğrencileri yaz tatilini bir sene yaz tatilini ipine çekiyorlar. Ara ara bunu yaparlarsa çok güzel olur. Avrupa'da bu şekilde yapılıyor tabii. 3 ay çok bir rehavet sağlıyor öğrencide. O işte ders çalışmaktan soğuyor, ödevlerden soğuyor vesaire, tatil moduna çok giriyor. Sonra hani tekrar adaptasyon çok zor oluyor ama kısa kısa daha sık, ben kendim tatillerimi de bu şekilde tercih ediyorum. Hani hem zinde tutuyor ama hem de yani bir es vermenizi sağlıyor. Ama soğumamış da oluyorsunuz, yavaşlama. Bence daha mantıklı gibi geldi. Yurt dışında da sistem böyle bu arada.
Tatil konusunda 3 aşağı 5 yukarı herkes anlaşmış mutlak. Ama seviyoruz zaten yani. Matematikle ilgili galiba hala doğru çok anlaşılamamış yani, ya da çok doğru mu anlatılamadı? Şöyle düşünüyorum, belki röportaj Bakan Bey'in son bilgilendirme notundan önce yapıldıysa diye düşünüyorum. Çünkü Bakan Bey dün akşam kendisi bu konuyu açıkladı. Ama orada bir tereddüt yok. Matematik dersi rahat olun var. Bir de bir şeyin uygulaması demek kalıcı olması demek. Yani matematiğin uygulaması da alanda uygulanması çocuklara daha kalıcı ve sevimli hale getirecektir. Hakikaten bizde matematik yüzü soğuk bir ders, kabul edelim. Uygulamalarıyla beraber daha keyifli olacaktır. Evet. Hepimizin en çok çektiği okul döneminde çektiği derstir matematik. Doğru. Peki biraz da kariyer ofislerinden bahsetmek istiyorum. Çok önemliler çünkü, değil mi kariyer Aslında ofisleri? Aslında şöyle, bu sistemin temelinde kariyer ofisleri var. Ne demek kariyer ofisleri? Biz üniversitelerden bir defa kariyer ofisleri öğretmenler üzerinden gidecek. Hı hı. Burada çocuğun 9. sınıftan itibaren hangi alanda olacağını, yeteneği, aslında bir yetenek haritası çıkartıyoruz. İlk defa bir şey yapıyoruz ve yetenek haritası çıkartıyoruz. Bir çocuğun özellikleriyle neye yatkın, sayısala gerçekten yatkın mı, sözel istiyorsa niçin istiyor, gazetecilik istiyorsa niçin gazeteci olmalı, hukuk okumak istiyorsa hangi özellikleri, jest mimiğinden tutun da beden diline kadar bunlar uygun mu? Yani sizin alanınız, şey, görsel bir alan, görseli uygun mu iletişim dünyasında olmasına? Bunların hepsi 9. sınıftan belirlenecek, kariyer ofisleri üzerinden gidecek. Çocuk öğretmeniyle beraber kendi yeteneğini keşfedecek. 12'ye gelmeden 9, 10 ve 11'de ne istediğini bilen, nereye yönlendirileceğini bilen insanlar olacak. Kim yapacak bunu? Kariyer ofisleri yapacak. Kariyer ofislerindeki kişiler kim? Haricen kimse değil. Burada özne öğretmen. Öğretmen evet. Yapacak. Öğretmenler de burada şöyle olacak. Kariyer ofisleri için üniversite hocalarından milli eğitim öğretmenleri eğitim alacaklar. Yani sertifika alacaklar. 120 saatlik bir programdan bahsediyoruz. Ayrıntılar netleşmemekle beraber öğretmenler kariyer ofislerinde görev alacak. Yani çocuğa gelecek çizecek öğretmenler. Haricen üniversiteler aracılığıyla 120 saat bu alanda ders alacak. Bir sertifika sahibi olacak. Sonra çocukların kariyerleriyle ilgili çalışmaya başlayacak. Önce öğretmenleri eğitilecek ki çocukları bakın, doğru yönlendirsinler. Aynen. Bu programın en büyük artılarından birisi. Biz şu anda neredeyiz? 2018-2019'dayız. Doğru mu? Evet. Önümüzdeki sene 2019-20. Biz 1,5 sene herhangi bir şekilde bu programın uygulamasını yapmayacağız. Öğretmen eğitimi yapacağız. Önümüzdeki sene bizim programımız materyallerin yazılması, kariyer ofislerinin öğretmenlerin oluşturulması. Bu çok önemli. Hatta burada takvimle ilgili de küçük küçük söyleyeyim. Lütfen. Takvimin oluşturulması çok önemli. Bakın 2019-2020'miz bizim tamamen planlama üzerinden. 2019-2020'de öğretim programlarının çalışılması, yani ne demek bu? Materyallerin oluşturulması, kitapların yazılması, bu program üzerine uzmanlıklar geliştirilmesi, aynı zamanda öğretmenlerin sertifikalandırılması. Yani 1,5 sene hiçbir şey bu anlamda yapmadan, programı uygulamadan önce öğretmenimizi ve sistemi hazır hale getireceğiz. İlk defa biz 20 yıl sonrayı ve uygulamayı 4 sene sonrayı konuşuyoruz. Bir yerden başlatmıyoruz. 1,5 sene sonra başlatıyoruz ve ilk öğrenci çok önemli. Bunun sonucuyla mezun olacak. Yani öğrenci 9'da bu sistemle başlayacak. Evet. Ve bu sistemin sonucuna göre de bir değerlendirmeye tabi tutulacak. Aradaki öğrencilerin hiçbirisi bundan etkilenmeyecek. Var olanlar aynen devam edecek. Biz 1,5 sene kariyer ofisleri bu sistemin temeli hocam. Bunu öğretmen üzerinden yapacağız. Tekrar söylüyorum. Şu anda Milli Eğitim Bakanlığı içindeki öğretmenler üzerinden yapacağız. Belki sadece rehber öğretmenler yetmeyecek. 120 saatlik bir eğitim, Milli Eğitim'de sertifika eğitimi en uzun eğitimlerden birisidir. Zaten bunun en fazlası 180 saat. Yani 120 saatlik bir eğitim. Lanetleyin hadi geldik gördük eğitimi değil. Öğretmenler üniversitelerle beraber 120 saatlik eğitim alıp kariyer ofisleri ondan sonra çalışmaya başlayacak. Yani girdiyle çıktığı planlarken uygulayıcıları da doğru edeceğiz. Burası her şeyden önemli. Çünkü bu programın öznesinde öğretmen var. Siz öğretmen odalarını bu heyecana ortak edemezseniz, öğretmen bunu sahiplenmezse, anlayarak sahip çıkmazsa ne yaparsanız yapın. Uygulayıcılarınız iyi değilse hiçbir programı yapamazsınız. Evet, eğer öğretmenler doğru kanalize edilmezse kesinlikle dezavantajları da olabilir. Net bir şekilde. Çünkü şöyle düşünün, programı yazdık değiştirdik. Doğru mu? Bakan Bey program yazdı ve değiştirdi. Sizi yazarak değiştiremezsiniz ki. Siz bir yazılım değilsiniz. Duygunuz var. İnanırsanız yaparsınız. Şu kanalda benimle program yapıyorsanız bile inanarak yaparsınız. İşte onun için öğretmenin buna inanması, öğretmenin paydaş edilmesi lazım.
öğretmen paydaş edilirse programın sonuçları güzel olacaktır. Evet. Dikkat etmemiz gereken bir nokta daha var. İşte bunu doğru yapamazsak 12. sınıflarda kendi elimizde çocuklara boşluklar oluşturmuş oluruz. Çünkü 12. sınıflarda çocukların dersi az. 24'e iniyoruz. Diğerlerinde değerlendirme çalışmaları var. Buralarda anne babalar çözümü okulda görmez ise, dışarıda aramaya başlarsa yine okulu etkisizleştirmeye gider bu yol. Halbuki bu sistemin kurulmasının sebebi dershaneciliği, dershaneleri bitirmek. Soru çözen çocuk değil, sorun çözen çocuk oluşturmak. Bakın çok önemli, soru çözen çocukla evet. Sorun çözen, sorun çözdüğünüzde üzerine yeni bir icat bulabilirsiniz, yeni şeyler getirebilirsiniz. Bu açıdan önemli, çocuklarımız, öğretmenlerimizle beraber soru çözmekten çıkartıp sorun çözer hale getirmezsek çocuklarımız 12. sınıfta şu anda 2. dönemden itibaren okula gelmiyorlar. Dışarıdan destek alıyorlar. Dışarıya gitmeye başlarlar. Program amacından sapmış olur. Evet. Peki aslında bir ilk daha var bu sistemle birlikte. Anketler yaparak belirleniyor değil mi? Kesinlikle. Burası da çok önemli. Çok önemli. Bakan Bey'in geldiği günden beri bakanlık yeni programları kurarken ki bu vizyon belgesinin öncesinde de belirlenmişti. Sürekli sağlık anket yapılıyor. Mesela bununla ilgili Bakan Bey kendisi söylüyor, diyor ki biz bu iş için 100 öğrenciyle beraber çalıştık farklı farklı kademelerden. Anketler hariç 100 öğrencilik de ilk defa bir bakanlık öğrenciyle beraber çalışma yapıyor. Evet. Çok önemli bir şey. Öğretmenle zaten çalışıyor. Okullarda özellikle ayda iki kez anketler geliyor. Programlar özelinden, saha çalışmaları üzerinden, yeni yapılacak sistem üzerinden anket çalışmaları yapılıyor. Bu anketler süzüldükten sonra onların içinden çıkanlardan da kuramlar oluşturuluyor. Bu çok güzel bir şey. Halkı, öğrenciyi ve öğretmeni paydaş etme anlamında anketler ben kendi adıma çok doğru buluyorum. Evet. Peki kuramlar dediniz, benim de aklıma bilgi kuramları dersi geldi. Evet. Biraz da bu dersi anlatır mısınız? Nasıl bir dersten aslında, bahsediyoruz? Çünkü çok aşina olduğumuz bir şey değil. Bilgi kuramı dersi son zamanlarda literatüre giren bir ders. Bilgi kuramı dersi dediğiniz esnekliği ifade ediyor. Bir felsefe ifade ediyor. Yani dünyanızda eğitim dönemi devam ederken yeni giren her şey, yeni çıkan her metodoloji, yeni bulunan her buluş bilgi kuramı dersinin içinde. Yeni nesil dersler böyle oluşuyor. Bilgi kuramı dersi felsefeyi yönetmek. Yani çocuklarınızın ani gelişen gündeme adapte olmasını sağlamak. Bir bakmışsınız bir sabah internet gelişti, dünyamız oldu. Bakıyorsunuz yeni bir aplikasyon çıkıyor. Bunlar hepsi bilgi kuramının içinde. Çocuklarınızı 20 sene yani büyüdüklerinde yaşayacakları ortamın içine koyacağımız dersin adı bilgi kuramı. Bu aslında felsefik bir ders. Ve çok gerekli. Esnekliği açısından çok gerekli. Bakanlığında çok önem verdiği bir ders. Ki bunun için de tahmin ediyorum şöyle yapılacak. Bakan Bey'in cümlelerinden çıkardığımı söylüyorum. Uluslararası kabul görmüş programlarla entegre program olacak. Belki anlaşmalar yapılacak. Yani uluslararası bilgi kuramı derslerinin altyapısını oluşturan sistemler üzerinden Türkiye'de bir anlaşma yapılacak. Öyle gözüküyor. Evet. Peki tatilleri de soracağım. Şimdi onu da merak ediyorlardır. Bence öğrencilerin de en fazla merak ettiği konu odur. Nasıl olacak diye. Ama biraz da o ilk öğretimden de bahsedebilir miyiz? Yani hep 9, kesinlikle, 10, 11, 12 dedik ama. Aslında ilk öğretimlerle entegre program nasıl? Biz ilk öğretimlerde hatta Bakan Bey önümüzdeki aylarda bununla ilgili tekrar bir açıklama yapacaktır. Onun altyapısında. Ama zaten entegre programa geçtik. Yani tasarım beceri atölyeleriyle çocukların üretkenliğini sağlarken aynı üretkenliğin çocuk oradaki kendi yeteneklerini keşfetmeye başlayacak. Hangi ilgi alanında daha iyi olduğunu görecek. Bu ilgi alanını 8'den itibaren de liseye taşıyacağız. Bizim orada getirdiğimiz yenilik de bakanlığın tasarım beceri atölyelerine çok önem vermesi ve bunlar üzerinden gitmesi. Tasarım beceri atölyeleriyle liselerdeki uygulama dersleri birbirine yakın. Çocuk hiç evvel gün bir arkadaşım demişti ki hocam ben fen lisesinde okudum. Laboratuvar görmeden mezun oldum dedi. İmkanlar yoktu. Böyle bir şey olamaz. Yani bunun altyapısı işte bu 1,5 yılda bu oluşturulmalı. Çocuklar ortaokulda tasarım beceri atölyeleri, liselerde ise uygulama atölyeleriyle alanı hazır olmalı. Bu portfolyolar ortaokullarda da tasarım beceri atölyelerinde yaptıkları çalışmalar çocukların portfolyoları oluşturacak. Bütünlük var. Amaç bütünlüğü var. Buna doğru gidiyoruz. Evet. Peki biraz da tatilden bahsedelim tabii. Mi? Tatiller değişiyor. Okul tatillerinde işte Fransa uygulamasına geçiliyor deniyor. Yani böyle bir uygulama var mı? Fransa uygulaması nedir? Yoksa daha farklı bir uygulamadan mı bahsediliyor? Aslında Fransa uygulaması diye değil. Şöyle, bugünkü bizim yıllık 15 tatil vesaire dediğimiz düzen ta İngiltere'de Victoria döneminden kalma bir tatil sistemi. Ancak Akdeniz ülkelerinin birçoğu
ve Fransa dahil etaplı tatiller yapıyorlar. Yani bu etaplı tatillerde genellikle kendi bazen inanç sistemlerinin çakıştığı tatiller var, işte Christmas vesaire gibi, ama genel itibariyle de dönemi dörde bölerek yapılan tatiller. Bizim ülkemizde özel okulların çoğu bunu uyguluyordu. Kasım'ın son haftası ve genellikle Nisan'ın ilk haftası ara tatiller var, birer haftalı. Bunlar aynı zamanda hem öğretmenin hem öğrencinin nefes alması anlamında, vücut kırgınlıklarını gidermesi anlamında önemli. Çünkü dikkat ederseniz hepsi mevsim geçişlerinin olduğu yerler. Burada Kasım, işte tam kışa geçiyoruz. En fazla grip nezlerinin olduğu ve çocukların şöyle bir güçlenip dinlenip gelecekleri dönem. Nisan, yaza geçiş dönemi, yine aynı şekilde hastalık geçişleri. Bu da etkenlerden birisi. Bir de çocuklarımızın tatil algısı, bize tatil şu demek: ya deniz ya memleket demek. Halbuki biz dünya kültür mirasında en fazla eseri bulunan ülkelerden birisiyiz. Bu aralarda temalar da belirlenerek, işte kültür dönemi, atıyorum sanat dönemi, tiyatro dönemi, oyun dönemi gibi dönemler de belirlenerek, tatillerin de tema altları olacak. Buralarda da kendimizi tanıma, hem zihinsel olarak kendimizi tanıma, hem de ülkemizi tanıma yöntemleri olacak. Çocuklar da aralarla dinlenmiş okulun daha bir hasretle gelecek, ama uygulama bugün Avrupa'nın birçok ülkesinde ve OECD ülkelerinin çoğunda olan bir uygulama. Sadece Fransa değil, çoğunlukta var. Bizim ülkemizin de özel okulların birçoğunda, özel statüde okulların da hepsinde olan bir uygulama zaten. Bizim ülkemizde de vardı bu uygulama. Sadece bakanlık devlet okullarıyla, sistemin kendisine bağlı olan okullarıyla da uygulama birliği sağlamış oldu. Yani tatil biraz daha bölünmüş olarak yapılacak. O zaman yaz 15 saatinden, yaz tatilinden 2 hafta kısalttık. Evet. Okullar 1 hafta erken açılacak. 15 tatil? 15 tatil aynı. 15 tatilde zaten tarihler kayabiliyordu. Hı-hı. Orada bir şey yok. Okullar 1 hafta erkene geldi. 9'unda açacağız. 1 hafta geç 19'unda gitti Haziran. Burada var. Tatiller yaz tatili anlamında 2 haftalık bir kısalmamız var. Evet. Tabii burada belki çok sıcak olan bölgelerimiz var. Hani oradaki o yazın belki okula gitmek biraz zor olabilir çocuklar için ama. Şu da var. Bir sonraki aşamasında program oturdukça, yerleştikçe bölgelerin coğrafi özelliklerine göre de, bölgelerin ticari özelliklerine göre de tatillerin tekrar ayarlanma durumu olabilir. Bir sonraki de bunu da getirebilir. Evet, bu önemliymiş gerçekten. Evet, her şey aslında çok programlı gidiyor. Kesinlikle. Değil mi? Hı. Yani geceden sabaha uyandığımız değil. Metotlardan çok farklı. Ama peki, yine burada şunu söylememiz lazım. Öğretmeni iyi planlamazsak, öğretmen eğitimlerimizi iyi yapmazsak program sekteye uğrar. Çünkü öğretmen bir yazılım değil ve insan. Bunu iyi anlatmamız, öğretmeni programların içine, eğitimlerin doğru vererek götürmemiz lazım. Heyecanı taşıyamazsak program başka aksaklıklar yaşar. Çok doğru söylüyorsunuz. Peki, hem süremizin sonuna yaklaştık. Çok az, böyle bir dakikalık bir süremiz kaldı. Hem de eğitim yılının sonuna yaklaştık. Böyle kısacık sizden nasıl bir yıl geçirdik eğitim konusunda, böyle birkaç cümle alırsam öyle kapatalım. Bir defa şöyle bakıyorum. Türkiye'nin gündeminin bu kadar yoğunluğunun içinde gündemin eğitim olması bile başlı başına bir kazançtır. Bakın, biz bugün çok farklı gündemler varken oturup eğitimi konuşuyoruz. Bu önemli. Öğretmenlerin bakış açısı değişti diye düşünüyorum bu sene itibarıyla. Çünkü sürekli öğretmenle ilgili güzel söyleyen, lider çok önemli. Öğretmenle ilgili güzel şeyler söyleyen bir lider var. Ama uygulamalar hızlı bir şekilde, böyle yarından sabaha değişemez. Çocuğunuz büyürken bile etapları var. Eğitim de böyle bir etap. İyi gittiğimizi düşünüyorum. Tabii ki tedbirler alacağımız noktalar var. Ama öğretmenin değerli kılındığı her sistem güzeldir. Tekrar son söz bunu söyleyeyim. Öğretmeni değerli kılmadan eğitimi nitelikli kılamazsınız. İlla ki öğretmeni değerli kılmak zorundayız. Ve yine mevzu ülkenin geleceği ise özne eğitim olmalıdır. Bunun üzerinden gitmek zorundayız. Evet, peki. Ben de çok teşekkür ediyorum. Teşekkür ederim. Gerçekten aklımıza takılan bütün soruların cevabını almış olduk. Çok sağ olun. Rica ederim. Evet sevgili izleyiciler, Kadının Gündemi'nin bu bölümünün sonuna geldik. Şimdi bir aramız var. Sonrasında yeni konu ve konuklarımızla devam edeceğiz.